karşısına. İşte aziz kardeşlerim, Hazreti Habibullah'a dönelim. Mürû evlâdeküm bis-salâti izâ belâgû seb'â. 7 yaşına geldiği zaman yavrularınıza namaz kılmayı öğretin, aman! Öğretin, aman! Nasıl namaz kılınacak? Şimdi şurada toplanan samimi, sadık ve sevgili Müslümanlara soruyorum. Evinize gidin Allah aşkına. Evinize gidin, 7 yaşına girmiş ve daha yukarıda olan kız ve erkek çocuklarınızı şöyle önünüze alın. Nasıl namaz kılacaklarını, namazda nasıl duracaklar, Sübhaneke'yi nasıl okuyacaklar, Elham'ı biliyorlar mı, rükuda ne söyleyecekler, hangi zamm-ı sureleri biliyorlar, secdeye gittikleri zaman ne okuyacaklar, Ettehiyyatü'yü biliyorlar mı, Allahümme sallileri biliyorlar mı, bunları sorun, eğer bilmiyorlarsa bunları öğretinceye kadar uyumayın, yatmayın, istirahat etmeyin Allah aşkına. İstirahat etmeyin. Vazife bu. Vazifeniz bu. Bu ihmal ettikten sonra hiç kimseye nasihatınız geçmez. Hiç kimseye dersiniz geçmez. Hiç kimseye ders vermeye kalkmayın. Eğer çocuklarınız namaz kılmayı öğrenmemişlerse kimseye gidip de nasihat etmeyin. Sakın Müslüman geçinmeyin. Kimseye ders vermeyin. Vallahi tesir etmez. Vallahi hiçbir fayda etmez. Resulullah'ın ilk öğütleri tatbik edilmeyince ikincisi tatbik edilmez. Hani efendiler, ameliyat olması icap eden bir hastaya doktor ne diyor? Sen şu 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 ilaçları tatbik edeceksin, ondan sonra seni ameliyata alacağım diyor. İşte aynen bunun gibidir. Resulullah'ın ilk nasihatlarını, emirlerini zamanında tatbik etmeyince öbürlerinin hiçbir faydası olmaz. Sırası geçmiştir şimdi. Evet. O bakımdan bu mevzuda fevkalade ehemmiyette durmak lazım.